Nereye gidiyoruz abi? Nusret'e gidiyoruz yemek yemeye. Nereye? Nusret'e. Bildiğimiz Nusret'e. Aynen. Her zaman gidiyoruz biz oraya. Her zaman? Her zaman. Allah. Biz sadece televizyonlarda görüyoruz. Biz her zaman gidiyoruz. İşte geldik mekanımıza. Mekanımıza? Aynen. Ne yemek sipariş verdin abi? Tavuk şiş. Tavuk mu? Siparişi verdim. Tavuk şiş. Hani et diyecektik? Et pahalı. Pahalı mı? Pahalı. Bu. Abi. Kesene bereket. Abi. Hesabın yarısını sen vereceksin. Neyi? Hesabın yarısını sen vereceksin. Alman usulü. Alman usulü mü? Alman usulü. Abi sen beni Nusret deyince ben çok yanlış anladım biliyor musun? Niye yanlış anladın? Yani Nusret'e götüreceğim seni deyince ben hiç böyle hayal etmiyordum. Nasıl hayal ettin? Senin başka bildiğin Nusret yok değil mi? Yok. Tek bildiğin Nusret burası. Aynen. Tuz falan. Gel gel yolcu kalmasın. Abi Çamlı Kahve'ye gider mi? Gider gider. Yalı Kahve'den geçiyor mu? Geçiyor. Tamam. Yemekten sonra çayları da ben ısmarladım. Şöyle göstereyim. Bugün pazar, tüm gün Coşkun abiyle beraberdik. Ya sen Almanya'da yaşıyorsun, bana diyorsun ki üçü bir arada mı içersin? Bak Nescafe, üçü bir arada var. Bunlar Jacobs Latte Macchiato. Ne? Latte Macchiato. Latte Macchiato. Bu makinede yapıyorum. Sen hangisini içiyorsun normalde? Ben latte içiyorum. Latte neyle oluyor? İşte. Tamam bana da latte yap. Tamam. Tam adı neydi? Latte macchiato. He tamam. Tamam. Ha, bu şey değil mi? Ha, bizim kahve bu işte abi. Nescafe mi yapayım? Yok yok tamam sen o neydi adını bir daha söyle. Latte macchiato. Ondan yap onu denemiş olalım. Tamam. Onu da bir kağıda yaz da. Tamam. Unutmayalım. Tamam. Almanya'daki evleri tanıtıyorum. Bir sıkıntı yok değil mi? Sıkıntı yok. Orası banyo. Görüyorsunuz. Tuvaleti de beraberinde. Bu da Coşkun abimizin ev arkadaşı. Bir de cappuccino var. Cappuccino de yapabilirim. Yok sen... Latte macchiato. Evet, latte macchiato. Burası da çalışma odası. İşler olduğu gibi gitmezse intihar etmek için ilaçları. Burası da yatak odası. Fazla göstermeyeyim. Neydi abi bunun adı? Latte macchiato. Latte macchiato. Aynen. Çok güzel. Bu arkadaşın ismi ne? Bunun ismi mi? Evet. Ne koyalım? İsmi yok. Yok mu? Yok. Valla. Ördek. Ördek olsun hadi. Normal, kendi hallerinde insanlar diye. 96. Akif Bey. İyi misin? Konuşabilir misin? Yanlış mı? Bana göre yanlış. Hani? Şimdi bir tane. Şimdi dışarıda oynamak zorundayız biliyorum. 0 kilo diyor abi. Hatırlattığın çok iyi oldu. Seni tartmıyor galiba. Bu arada herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. İlk sahurumuzda da kalktık Almanya'da. Ve günlerden pazartesi oldu. Hollanda'dan yüklememiz salı günü. Buradan adresimize 180 kilometre olduğu için bugün de gitmeyeceğiz. Salıya bağlayan gece yarısı diyelim sahurdan sonra yani sabaha karşı çıkacağız. Çünkü takriben 2-3 saat falan sürer. O yüzden acele etmeye gerek yok. Çünkü oradaki fabrika dediği gün ve saatten önce yüklemiyor. Saat 10'da yükleme yapacağız demişler. Ben de bugün dorseyi hazırladım. Bayağı da bir yağmur yağıyordu. Yani dorseyi hazırladım dedim. Sağına soluna baktım işte yarın yük koyacağız. Eksiği gediği var mı falan diye. Tabii şansımıza bütün hafta yattık. Havalar hep güzeldi. Tam böyle bir dorsenin sağına soluna bakalım eksik gidik var mı dedik. Yağmur başladı. İyi ıslandık. Şu montu bir kurutalım. İlk güne özel iftarda kendimize biraz ödül verdik. Sahurdan sonra yola çıkıyoruz Hollanda'ya doğru. Sokaktan tabii geri çıkıyoruz. Bir yandan da imsak saatine bakıyorum. Son böyle suyu da içelim.
Hollanda'nın Nijkerk şehrinden yükleyeceğiz. Yükümüz İstanbul'a gidiyor. Hollanda'dan sonra Belçika ve Fransa'dan geçerek gemiye bineceğiz. Gemiyle aracımız Yalova'ya gelecek. Tabii ki biz uçakla geleceğiz İstanbul'a. Gemi geldiği zaman alacağız aracımızı. Yükümüzün ağırlığı 63 ton. Aracımızla beraber toplam ağırlığımız 101 ton olacak. 3.50 genişliğimiz, toplam uzunluğumuz 26 metre olacak. Yüksekliğimiz de 4.40 olacak. Yükleme yaparken de detaylı bilgi veririz yükle ilgili. Şimdi 3 numaradan Almanya'yı bitirip Hollanda'ya gireceğiz birazdan. O arada kısaca bu hafta Instagram'dan gelen mesajlar üzerinden biraz konuşalım. Bu hafta ağırlıklı olarak bu Türkiye'de bu hafta yaşanan 2-3 tane trafik kazası vardı. Bir tanesi işte tıra arkadan otomobil çarpıyor, park halindeki tıra. Bir tanesi işte yüksekliği olan bir tır köprüye takılıyor, yan yatıyor, otomobilin üstüne düşüyor yükü falan. Bu tarz kazalar vardı. Bunlarla ilgili nacizane benim yorumumu sormuşlar ama şöyle bir şey, ben şunu en başta söyleyeyim. Ben tabii ki bir bilir kişi, bir uzman değilim. Sadece hani buradaki tırlarla ilgili hatalar nedir falan diye sormuşlar. Hemen ilk önce kısaca onları cevaplayayım. Yani şimdi şöyle bir şey var. Bunun tırı, otomobili, otobüsü yok. Yani hata insan faktöründen kaynaklanıyor. Yani bir X kişisi tırı da sürse hata yapabilir. Aynı kişi otobüsü veya otomobili de sürse hata yapabilir. Yani genelde mesela şunu sormuşlar. İşte bu taksilerin, otomobillerin, tırların işte dorselerini arkadan işte süratli bir şekilde gelip vuruyorlar. İşte maalesef ölümlü sonuçlanan kazalar oluyor. İşte buna karşı işte tırlarda nasıl bir önlem alınmalı, işte bu arada Hollanda'ya giriş yaptık an itibariyle. Nasıl bir önlem alınmalı gibi tarz şeyler sormuşlar bana. Yani şöyle bir şey var, şimdi bir otomobil 200'de giderken emniyet şeridinde veya yolun kenarında park etmiş bir tıra veyahut da hareket halindeki bir tıra arkadan vuruyorsa, yani buna çok da yapılacak, önlem alınacak bir şey yok. Yani ne yaparsanız yapın o kaza gerçekleşir. Burada önemli olan biraz daha yani hız limitleri içerisinde hareket etmek. Benim görüşüm bu. Yani tırların hatalı olduğu yerlerde de savunmuyorum onları. Yani adam örnek veriyorum işte yüksekliği olan yere girmiş, takılmış, yani tabii ki hata bunda. Ama otomobilde de hata var. Mesela otobüsçüler bir sayfada beni etiketlemişlerdi. Ben de oraya yorum yazdım. Çünkü şöyle, otobüsçünün bir tanesi bir video hazırlamış böyle slide şeklinde. Arkada böyle dertli bir müzik çalıyor. Altına da yazmış: bu otobüsler tırcılar yüzünden kaza yapıyor. Ben de yazdım altına, dedim ki yani hani burada kimseyi kötülemek maksadıyla demedim. Yani o arada şey, o Mersin'de virajda devrilen otobüs vardı, o kaza vardı. Dedim ki o virajda devrilirken tır mı geldi onu itti de viraja devirdi dedim. İşte Amasya yolunda veya Tokat yolunda, yanlış olmasın mevki de, hani sabaha karşı şarampole devrildi otobüs. Yani onu tır mı devirdi dedim yani. Vay efendim işte sen ne biçim konuşuyorsun falan filan. Baktım kimse düzgün yorum kaldırmıyor. O yüzden hemen orayı da terk ettik. Yani benim yorumlarım böyle, ne diyeyim yani. Allah kimseye kaza bela vermesin ama dediğim gibi en önemli faktör insan. Benim karıştığım kazalar var mı? Var. 3 tane kazam var, bir tane de bonus var. Bonusu en son anlatacağım. Bu 3 kazanın sadece bir tanesi büyük, önemli bir kaza. Allah'a çok şükür kimseye bir şey olmadı. Yeni Çağ'da oldu kaza. Yükümüz geniş. Işıklardan kalktık veya bir dur kalk bir olayımız vardı. Yani yeni hızlanmaya başlamıştık. Araba daha yeni kalkış yaptı. Aynadan baktım 3 tane motosiklet geliyor. Her birinin üstünde 2 kişi. Yani toplamda 6 kişi. Bir de böyle rüzgara karşı siper almışlar böyle. Hani bu motorlu ekip Yunuslar bir yere olaya baskına giderler ya. Onun gibi bir yere fişek gibi gidiyorlar böyle. Yani aynadan baktım zaten gelişleri geliş değil. Belli yani. Bir de tek şeritte 3'ü yan yana gidiyorlar. Yani zaten her şey falso. Benim yüküm geniş olduğu için böyle aynadan yükün hizasına girdikten sonra onları görmemeye başladım. Zaten o arada eskort dedi ki Uğur yavaş dedi, ben hemen durdum. Yani arabayı tamamen durdurdum. Çünkü korktuğum nokta arabanın altına girerler. Yani arabanın altına girerler, ezilirler diye.
Zaten fazla hızlı olmadığım için hemen durdum. Zaten durmamla aynadan baktım. Bir tanesi böyle yükün kenarından böyle bir havaya çıktı, indi. Motosiklet parçaları gördüm. Neyse indim aşağıya. Arkaya doğru gidiyorum. Hepsi yerde. Bakıyorum. Kimisi ayağa kalktı. Kimisi, yani şey yok. Hani tamam yaralanmışlar, ezildiler ama Allah'a şükür hayattalar yani, belli. Fakat sonra bambaşka bir şey oldu. Bir tanesi ayaklandı, ormana doğru kaçmaya gitti. Biri kaldırdı motosikleti, bariyerden aşağı atıyor. Tabii hani derler ya, sıcağıyla anlamıyor. Kalkan düşüyor, koşan düşüyor. Çünkü farkında değiller. Kırıkları, çıkıkları var. Ya diyorum ki hani nereye gidiyorsunuz hani? Bu arada şu parka girdim. Burada bir 2 saat yatacağım, yükleme saat 10'da. Biraz erken geldik. 2 saat bir şekerleme yapalım. Neyse sonradan öğrendik ki ehliyetleri yokmuş. Motorun işte yakalaması varmış. Plakasında yok haciz mi ne varmış. Yani olayın şokuyla çocukların derdi onlar. Neyse rapor falan tuttuk işte. Yani bizi kurtaran hız limitleri içerisinde olmamız, işte yasal olarak hareket etmemiz. Yani izin kağıdımız, eskortumuz vesaire bilmem ne. Zaten polis geldi mesela. İlk önce takograftan hemen rapor aldı. Bu birinci, yani en büyüğü buydu işte, yani düşünün en büyüğü buydu. Dediğim gibi çok şükür kimseye bir şey olmadı. Öyle başımızdan geçti. Diğer ikisi ufak kaza. Şöyle yanaşalım da şurada bir 2 saat yatalım. 2 saat 15 dakika uyumuşuz. Bu uyku işte her şeye bedel. Evet, diğer iki kazayı anlatayım. Scania çekiciyle eve doğru gidiyorum. Çekmeköy'ün oradayım. Kırmızı ışık yandı, durdu. Sağ şeritteyim. Yani en sağda ben varım. Emniyet şeridi bile yok. Emniyet şeridi olsa diyeceğim ki emniyet şeridinden araba gelebilir. Ben kırmızıda dururken yaya kaldırımı geniş. Çık yaya kaldırımına. Yaya kaldırımında bekle. Yeşil yanınca, nasıl olsa ben tırım, yavaş kalkarım ya. Yeşil yanınca benim önümden doğru hemen trafiği aşarak git. Yeşil yandı. Kalkış yaptım. Önümde taksi döndü. Dedim bu nereden çıktı böyle? Bakıyorum yaya kaldırımı. Sonradan jeton düştü. Yaya kaldırımından gelmiş. Neyse durduk. Benim arabada bir şey yok. Daha tamponun oradan böyle vurucu oraya bir çizdi. Sinyal camını çatlattı falan. Bunun kapısı falan ezildi. Aynası kırıldı. Bir şeyler oldu. Bu arabanın içinde oturuyor şokta. Şok getiriyor beyefendi bir de. Oğlum sen kaldırımdan önüme atlayacak cesaretin var? Yani arabayı vurunca mı şoka girdin? Neyse indik. Ya kaptan görmüyor musun dedi. Ya dedim abi Allah aşkına. Görmüyorum dedim. Ben yaya kaldırımından taksi geleceği ihtimalini düşünmediğim için bakmıyorum. Görmüyorum dedim. O Çekmeköy'e yakın yerde oluyor. İşte oradaki askeriye de işte yok rütbesi bilmem neymiş de falan filan bana ondan bahsediyor. Ya şimdi mevzumuz o değil ki, yani sen bana niye rütbeni anlatıyorsun ki yani? Rapor tutacaksak tutacağız işte, başka bir çaremiz yok. Raporu da öyle bir çizişi vardı ki hani o herkes şemayla çiziyor ya. Hani neredeyse ben kaldırıma çıkacaktım yani, öyle çizmişti. Sonuncusu da neydi? Ha, Dorsey'le böyle bir tam keskin bir dönüş yapıyordum mahalleden. Fırıncının bir tane Mercedes'i vardı. Onun arka camına vurunca patladı Dorsey'in kenarı. O zamanlar daha biraz acemiydim. Bonus anlatıyorum. Sene 2002-2003 olabilir. Tam kestiremiyorum. Yani ortalama 12-13 yaşlarındayım. 480 DAF var. Babam yoldan geliyor. Klasik evin önünde dururken araba. Akşamları, sabahları öyle arada bir kaçırıp tur atıyorum. Ama püf nokta, babamın çektiği aynı yere çekmem lazım. Bizim en alt komşu vardı. Station 131 Murat'ı vardı. Böyle bordo renkli. Güzel de bir arabası vardı. O da o gün öyle bir yanaşmış ki yani. Böyle bizim arabanın önünde bir taksi var. O arkaya çekmiş. Ya biz şimdi oradan çıkarken çektik ama şimdi geleceğiz. Tekrar aynı yere koymamız lazım arabayı. Yanaşırken böyle geri geri bizim arabanın arka şasesi onun böyle ön kaputunun önüne doğru böyle hafif böyle bir değmiş, iz yapmış. O kadar yani. Yani bonusumuz da budur. Bunu da pek bilen yoktur. Buradan adamdan da helallik almadık ama belki denk gelir, izliyordur. Belki yıllar sonra demiştir.
Çünkü o zamanlarda bize gelip de bu arabaya kim vurdu, siz mi vurdunuz demedi. Çünkü araba genelde evin önünde yatardı. Pek de dikkat çekici bir detay değildi yani. Belki çok sonradan fark etti ama ne zaman olduğunu kestiremedi. Bilmiyorum, bu vesileyle de belki denk gelirizdir. Hakkını helal etsin. Evet, kazalarımız Allah'a şükür böyle ufak çaplı maddi hasarlı kazalardı. Babam arabayı kaçırdığımızı anlıyordu tabii. Zarf atıyordu, biz de o zarfı yiyorduk. Sadık abi diyor, seni diyor caminin orada bizim arabayla görmüş diyor. Halbuki öyle bir şey yok. Ama o gün arabayla gittik, tur attık. Ne diyeceksin? Görmemiştir diyemeyiz. Mecbur zarfı yiyorduk. Evet, bu arada fabrikaya geldik. Vinçler her zamanki gibi oraya kurulmuşlar. Ama daha gördüğüm kadarıyla pek bir faaliyet yok. Yükün detayına gelelim. Zaten bilenler biliyorlar. Kanal sondaj gemisi bu. Biz bundan daha önce, yani ben iki kere yükledim. Bu üçüncü yükleyişim. Ki daha da bu sene devamı olacak diyorlar. Bu arada o sürekli Finlandiya yükünü soruyorlar. Geçen gün patron aradı. Finlandiya'daki yükün tamiri yapılmış. Ama ben mi giderim yoksa bizim başka bir araba var, ona da uyuyor. O mu gider, orası daha kesin değil. Ama o yük yapılmış yani, onu yükleyeceğiz. Evet, şöyle müsait bir yere yanaşalım. Anlaşılan biraz bekleyeceğiz gibi. Geminin gövdesini kanaldan çıkardılar. Şimdi onun parçalarını söküp yıkayıp hazırlayacaklar. Ben de kendi arabamı hazırlıyorum bu arada. Bu meyanda yine Hollanda'dan bizi takip eden Elazığ Karakoçanlı Ayhan abimiz ziyaretimize geldi. Ayhan teyze. Şöyle de küçük bir hediye getirmiş. Selam. Ayrıca sağ olsun iftar içinde yemek getirmiş, düşünmüş. Allah razı olsun. Güzel bir abimiz. Burada tanıştık. Yani keşke vaktimiz biraz daha geniş olsaydı. Onun da işi var. Benim de malum yükleme yapmam gerekiyor. Böyle bir kısa görüşme yaptık. Böyle de gurbette böyle abilerimle tanışmak mutlu ediyor bizi de. Abi sen de çok sağ olasın. Tabii eskort da hazır bekliyor. Çünkü fabrika yükledikten sonra içeride bekletmiyor. Kapının önü dar. Hemen evraklarımı da verdiler. Şu yükleme yapınca çıkabileceğiz. Telefon netleştirmedi ki. Kaç tonmuş? 63 ton. Evet. Nereye gidiyor? Evimize 5 kilometre mesafede Erenköy Gümrük Müdürlüğü'ne gidiyor. Oradan başka arabalara aktarma olacak. Bu da Ayhan abimizin getirdiği hediye. Mustafa abimizin Scania'sının takvimini de kullanıyoruz. Evet, şimdi geri yanaşacağız. Arabayı biraz uzattım yüke göre. Toplamda 26 metre olacak araba. Bak bu minibüsteki çocuğu görüyor musunuz? Bak bu posta mı evrak mı bir şey dağıtıyor bak. Üşendiğine, hani şuradan araya yürüyüp de evrağı vereyim demiyordu. Oraya kadar geliyor, minibüsle giriyor. Tamam mı? Birazdan bundan bahsedeceğim yükü yükledikten sonra. Bu başımıza gelen olaylardan. Ya bu arada bir arkadaşımız daha geldi, takip ediyor bizi. O da böyle posta dağıtımı falan yapıyor. Hatta geçen geldiğimde de denk gelmişti ama onunla bir türlü video çekemedik, bak unuttuk. Evet, şimdi yükü kaldıracaklar. Ben de geri altına gireceğim. Daha önce yüklediğimiz yükler de böyle bir rahatlık oluyor. Nereye ne basar, ne kadar uzatacağız, nereden bağlayacağız hepsi belli. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi koyacaklar, sağ sola ayarlayacağız, bağlayacağız, devam.
çalışıyor mu lan? Geliyor mu sesim? Tamam abi, gel. O sağ tarafa o minibüs vurmuş bak. O aynayı vurmuş. O aynayı vurmuş. Ben buralarda vurmuş ya. O dediğim minibüsçü arkadaş gelmiş vurmuş oraya aynayı çıkarken. Bu daracık aralarda gezmesinden belliydi minibüste. Arabanın arkasına bile minibüste gidiyordu. O aynayı da vurmuş. İyi ki ben görmedim. Bak şu mavi ayakları anladın mı? Bak ben terledim diye yüzümü silmedi. O da benim taklidimi yapıyor güya atlayınca. İyi ki ben onu görmedim burada. İyi ki çıkıp gitmiş. Yani alt tarafı bir ayna ama işte... Belli yani bir şey yapacağı belli. Hani diyorum ya kazalarda insan faktörü. İnsan faktörü işte yani. Olmayacak yere arabayla girmeye uğraşırsan vurursun. Neyse. Biz bu arabanın aynalarını kırmaya alıştık. Güya nazarlık olsun diyoruz da. Onu da değiştirmeyeceğim. Çatlak kalsın. Hollanda'da tek eskort. Belçika'da çift eskort yapacağız. Bu arkadaşımız Maroklu bir arkadaşımız. Biraz Türkçe öğrenmiş. Geçen sefer de bu vardı. Yavaş yavaş öğreniyor Türkçeyi. Bugün gideceğiz Hollanda-Belçika sınırına. Öteki Belçika'da artık yarın mı gideriz, yarın akşam mı gideriz ona bakacağız. Ortalama zaten sınıra 150-160 km var. 2-3 saat içinde varırız. Öyle düşünüyoruz. Tabi biraz gündüz olduğu için trafiğe kalabiliriz. Traktörü ya. O kaçsın traktör geçecek diye biz mi bekleyeceğiz? Tam yeşil yanmış. 101 ton arabayla kalkış yapıyoruz. Traktörü bekleyeceğiz. Mas. Nereye gidiyorsun? Ben arkada gidiyorum. Buradan sola dönüp otoyola bağlanacağız. Hollanda zaten komple otoban. Aleykümselam abi. Gemi. Dön. Bugün günlerden salı, hafta sonuna doğru tahminim Fransa'da limana ya ineriz ya da çok yaklaşırız. Türkiye'den çıkışımız, Türkiye'ye girişimiz tam bir ayı bulacak neredeyse. Bir ay evde yatmıştık hatırlarsanız. Şimdi bir ay da yolda geçti. Kim bilir belki de bir ay daha yatırırlar evde. Ama zannetmiyorum. Biraz akşam trafiği olduğu için
İster istemez bazı yerlerde, büyük yerlerde sıkışıklıklar var böyle. Dur kalklar yapacağız. Mesela bazı arkadaşlar da ağır naklinin işte gece mi gündüz mü gitmesi gerektiğini soruyor. Yani bunlar her ülkeye göre değişiyor. Mesela Hollanda'da, Belçika'da fark etmiyor. Gece veya gündüz. Almanya'da ekseri gecedir, akşam. Yani kategorinize göre, yükünüzün tonajına göre, geçtiğiniz bölgeye göre. Ama ekseri akşamdır. Akşam 10 ile sabah 6 arasıdır. Bazı yerler akşam 7 ile sabah 6 arası yapar. Bazı yerler gündüz yapar ama örnek veriyorum sabah 6 ile 9 arası yasaktır. Yani iş trafik saati. İşte akşam da 4 ile işte 7 arası yasaktır. Yine aynı iş çıkışı. Mesela Bulgaristan'da gündüz serbesttir, gece yasaktır. Romanya'da sadece hafta sonu gündüz yasaktır. Macar'da gene belli kriterlere göredir ama ekseri gece serbesttir. Yani çoğu ülkede gece serbesttir. Gündüz de bazı ülkelerde serbesttir. Türkiye'de de gündüz serbest, hava karardımı yasak. Yani ülkeye göre değişiyor. Ha, bir şoför olarak ne zaman gitmek isterim? Ben genelde gece gitmek isterim. Özellikle büyük yüklerde, ağır yüklerde gece yolculuğunu tercih ederim. Bir de mesela işte eskort arabası, öncü arabası diyelim. İşte hangi durumlarda gerekiyor? Şimdi Avrupa'nın genelinde 3 metre 20 santime kadar genişlikte eskort istemiyorlar. Tonaj olarak da yine her ülkeye göre değişiyor da ortalaması 52-55 tona kadar toplam ağırlığı, 52-55 tona kadar olan araçlara eskort istemiyorlar. İşte uzunluk da gene ortalama verelim. Ülkelerin her biri farklı olabilir. Ama ortalaması 22-23 metredir. Bu uzunluğa kadar eskort istemiyorlar. Eskiden Türkiye'de bu şartlar biraz katıydı. Yani 10 santim bile çıkıntı olsa, izin kağıdı alsan eskorta tabiydi. He, sağ olsunlar işte bunu tolere ediyorlardı yani polisler. Yani örnek veriyorum, adamın 10 santim çıkıntısı var. Veya 1 metre arabası uzun. Hani eskort yok diye illa böyle çok şey yapmıyorlardı. Ama kanunda yeri vardı yani. İzin belgesi aldıysan 1 santim bile çıkıntın olsa senden eskort istiyordu. Şimdi onu biraz düzelttiler. 3 metre genişlik, işte 22 metre mi 25 metre mi ne uzunluk, işte toplam ağırlığı aynı Avrupa standartlarına uydurdular. O yönden biraz rahatız. Ha tabi bir de şey, işte tek eskort, çift eskort olayı var. Mesela nedir? Aynı yükü taşıyoruz. Hollanda'da tek eskort yetiyor. Hatta Hollanda'da benim tonajım olmasa zannedersem bu ölçülere eskort bile istemiyor. Tonajdan dolayı tek eskort istiyor. Ama Belçika'da mesela çift eskort istiyor. Fransa'da da çift eskort istiyor ama bizim patron istemiyor çift eskortu. Ne gereği var diyor. Neyse. Bir de tabii ağır naklinin daha büyük kısmı var. Yani asıl gerçek ağır nakliye. Yani ben bunu çoğu zaman da söylüyorum. Bizimkisi ağır nakliyenin bisiklet kısmı. Bisiklet kategorisi. Yani bizimkisi öyle lafta sözde ağır nakliye. O özellikle internette falan bana da gönderiyorlar o videoları. İşte 400 tonluk, 500 tonluk, 100 metrelik tırlar. Hani görüyorsunuz bir sürü tekerleği dingili aksı var. Yanında 20 kişi gidiyor. Elinde telsizler, yollar kapanmış falan. İşte asıl proje taşımacılıkları, ağır nakliyeler onlar. Hatta bana da işte soruyorlar seni de bir gün böyle yüklerde görecek miyiz diye. Vallahi bir gün beni öyle yüklerde görseniz bile tanıyamazsınız yani. Çünkü öyle yükler genellikle bir kişinin yaptığı bir iş değil. Yani şöyle bir şey var. Ben öyle bir yerde çalışmak ister miyim? Ben istemem. Ben o kadar kalabalıkta yani uyum sağlayamıyorum benim yapım gereği yani. Yapamıyorum. Çünkü o işler, örnek vereyim, orada 3 tane çekici var. 3 tane şoför var. Aşağıda işte kaynakçısı, rotçusu, makinacısı, işte formeni, hepsinin elinde telsiz. İşte birisi diyor ki yürüyün arkadaşlar, yürüyün. Takın vitese, takın. Kalkın, kalkın. Durun, durun. Yani örnek veriyorum. Orada tek başına bireysel olarak bir iş yapamazsın. Hep böyle bir grup halinde çalışman gerekiyor. O da bana ters olduğu için yani öyle bir projelerde beni göremeyebilirsiniz diyeceğim ama tabii neydi o şarkı, Demet Akalın, paranın açamayacağı mıydı? Aşkın açamayacağı kapı mıydı? Öyle tabii, parayı görüyorum ölüyorum.
reddedilemeyecek tekliflere de her zaman açık olduğumuzu yine de söyleyelim. Ya mesela şu an bizim yaptığımız iş bak. Eskort otoban olduğu için arkadan gelmesi gerekiyor. Kullanacağımız güzergahın numaralarını verdi. Zaten dediğim gibi daha önce de bu yükü taşıdığım için zaten öğrendim. Böyle kendi kafamıza göre gidiyoruz işte. Öteki türlü ben izliyorum videolarda işte bugün polis kavşağı kapatacak da yok geçeceğiz de işte bir tane lastik bilmem ne oldu işte ekiplerimiz gelecek de akşam oldu 30 kişi haydi otele gideceğiz sabah geleceğiz. Bir tane neydi İskenderun'dan Irak'a 3 ayda mı gitmişler 6 ayda mı gitmişler uğraşamam yani bana gelmez benim yapacağım iş değilmiş. Ama dediğim gibi ağır nakliydi o işte yani. Yaptıkları ağır nakli o. Böyle lafa tuttunuz beni bak. Hollanda'yı bitirdik. Geç parka bir bak bakalım. Parkta yer var mı? Kontrol et kontrol. Şimdi parkta yer bulmak da dert. Şuraya araya yanaşalım. Parkın girişine. Çünkü bu saatte içerilerde bizim aracımıza göre yer bulamayız. Var mı yer? Burada kalayım mı? Evet, iftar saatimiz yaklaştı. Tabii ki ilk önce hemen çayımızı demleyeceğiz. Sağ olsun bugün Ayhan abimiz yemekleri aldığı için onları sadece ısıtıp yiyeceğiz. Bizim için kolaylık oldu. Böyle meyveler de almış. Bıldırcı yumurtası bile almış ya. Allah razı olsun. Şöyle meyvelerimiz de var. Bugün rahatız yani iftarda. Evet, kırılan aynayı da şöyle göstereyim. Geri gelmişken. Sahur malzemelerini şöyle şu kasaya koyuyorum işte öyle kahvaltılık falan. Arabanın içinde bir çay demliyorum. Sahuru da öyle yapıyorum. Yani gecenin o saatinde şimdi bir daha arkaya çek çay demle falan uğraşmıyorum. Hava da yağmurlu zaten. Burada parklar da boşaldı ileri alacağım. Ya yine Ayhan abimiz bir de bir tane böyle şey ver dedi. Bir koli gibi böyle malzemeler var dedi. Senin işine yarar mı diye verdi. Ya o kadar ben böyle alet edevatı severim ya. İşte böyle çekişti, penseydi, ne bileyim keski aletleri, böyle cam torpido silme şeyleri. Sağ olsun takım sandalye beraber işte böyle cırtlar falan. Onlara da baktım bak işkence bile var ya. Onları yerleştiriyorum. Tornavidalar. Allah Allah razı olsun ya. Bak elektrik bantları var. Eskortlar aradı. İki tane eskort gelecek. Fakat akşam 10-11 gibi geliriz dediler. Bu ayna kırılmıştı zaten. Şununla beraber kırılmıştı. Bunu değiştik. Bizim Rüstem abi yanımda çıkarken vurup kırmıştı. Bu aşağıdaki küçük aynayı değiştirmedik. Dedik nazarlık olsun dursun. Şimdi bir de sağ tarafı vurdular. O da hadi nazarlık olsun dursun. Bakalım ne olacak. İşleri biraz yoğun olduğu için o yüzden akşam alacaklarmış. Bir de Belçika'da nasyonel gideceğiz, otoban gitmeyeceğiz. Yani devlet yollarından. O yüzden gece gitmemiz bizim için daha iyi olur dedi. Biz de tabii mecburen olur dedik. Gündüz park boş, o yüzden böyle aldım. Buraya rahat rahat. Akşam buradan çıkması da kolay olur. Hemen yandan doğru çıkar giderim. Köpeğiyle beraber geziyorlar bak. Yine akşam oldu. Yine iftar vakti geldi. Bugün iftar menümüzde sucuklu menemen var.
Gözümüz aç. Sanki hiç doymayacakmışız gibi 6 tane yumurta kırdık bol bol. Ama halbuki önemli olan çay bizim için. Neyse. Mercedes ilk yardım çantamız. Scania takvimimiz. Şöyle Volvo logolu hediyemiz. Bizde bütün markalara yeri vardır. ...11 gibi geldiler. Duyuyor musun beni? Duyuyorum abi. Süper. İki arkadaş da arkaya gitsinlere yardıma. Tam böyle yavaş yavaş çıkayım ben, bir sıkıntı olmaz ya. Zaten arkaya gelmesi gerekiyor, o yönde. Tamam, tamam. Ya maşallah buraya geri kapatmışlar da kapatmışlar. Aynen, ben de sabah burada yer buldum. Buraya aldım arabayı. Ben geldim, seni göremedim. Dedik araba önünde duruyormuş. Ben dedim nerede bu? Şimdi burada dikkat edeceğim biraz çıkarken. Sol tarafı biraz burnu çıkarmış valla. Şöyle kaldıracağım, arkaya çeksin. Sıkıntı yok gibi duruyor ya. Çıkar mı ya? Bakalım. Ah, sola da koymuş birisi. Vay, bu kadar da olmaz be. Olacak değil. Akşam oldu mu Avrupa'nın genelinde işte bu sorun var, park sorunu. Herkes mecbur kendini bir yerlere atmaya çalışıyor. Buradan geçemiyoruz. O abiyi kaldıracaklar. Çekiyor. Hiç akıl yok bu yine. Ay hani bu Doğu Ostro blok devletlerinde falan olsun. Valla öyle koyuyorlar arabaları da, gel kafayı bozma. Abi buradan normal araba bile zor geçer he. Diyorum hani akıl olur insanda, hani böyle koyulur mu kamyon? Yani hadi bizde genişlik var da bakıyorum da maşallah yani. Bunun için hani olacak iş değil. Akıl var, mantık var ama işte. Rechts ist die Führende. Ja, ist okay. Alles. Die Frachtwagen geht weg. Biliyor musun zorunu şimdi? İki tahoyu bozdu da vermiyona sürat da yapsın. Oradaki zarar vermez değil mi zannedirse? Yok abi, yanaşsa yola doğru geçeceğiz. Özellikle Almanya'da mesela lobetler için park yerleri vardır. Geceleri normal tırları da oraya çeker ama dediğim gibi Almanya bu konuda daha katıdır. Yani polis çağırtırır, gene kaldırtır sizi oradan. O yüzden tavsiyem lobet yerlerine çekmemeniz ve en azından parkların giriş çıkışlarını da biraz açık bırakmanız. Bir daha öyle bir şey olursa bana dörtlü yak abi. Okey, o da güzel. İyi bir fikir. Arabalar geliyor. Çok güzel.
Geçenki videoyu izleyenler bu Instagram'da attığım storylere işte bazıları cevap yazmışlar. Artık aynı yerden yüklediğim için birisi şey yazmış. Abi diyor oradan çıkınca diyor sola döneceksin ezberledik diyor. Gece işte bu rahatlığı var. Böyle rahat rahat açık alıp istediğimiz gibi dönüşler yapabiliyoruz. Güzel. Belçika'yı hiç mola vermeden bitireceğiz. Ortalama 4 saat, 4 saat 10 dakikada falan bitiriyoruz. Yani 4 saatte Belçika'yı bitiriyoruz da geri kalan 10 dakika, 5 dakika orada park arama yanaşmayla geçiyor. Tam da sahura denk geliyor, iyi ayarladık. Sahuru yapar, yatarız. Fransa eskortu da hazırmış. Yarın 9 saat istirahat verir. Yarın öğlene doğru çıkar gideriz. Karşı taraftan da bir ağır nakliye arabası geliyor. Şöyle refüjün olduğu yerde birbirimize yol verelim. Evet, Belçika da aynı Fransa gibi otoyolları kullandırmıyor hiçbir şekilde. Ki Belçika'da gişe olmamasına rağmen. Hollanda da aynı şekilde. Buralarda otoyol gişeleri yok ama yine de kullandırmıyorlar. Kanun kanundur işte. Niye kullandırmıyor? Yani benim görüşüm, duyduğumuz, bildiğimiz işte ağır nakliyenin otobanda yavaş kalacağından veyahut da genişlikten dolayı işte zarar vereceğinden falan düşündüğünden. Trafik kanunu da Türkiye ile Fransa'nınki aynı olduğu için, daha doğrusu Türkiye Fransa'dan aldığı için trafik kanunu. Türkiye'de de aynı şekilde işliyor. Yani otoyolu hiçbir şekilde kullanamıyorsunuz. Sadece İstanbul'daki çevre yollarını o da mecburiyetten dolayı veriyorlar. Ben genelde böyle yerlerde dönüşlerimi yaparken, ada etrafından dönerken, örnek veriyorum şu anda araba 26 metre. Normal bir metre daha uzatabilme hakkı var arabamın. Veyahut da işte 30 metre olsa nasıl olur, nasıl döner gibisinden hep böyle kafamda onları kurgularım. Yani işte şu anda işte bu şekil buradan alıyorum bu göbeği. İşte 30 metre olsa arkası nereye basardı? Onun gibi kurgular yapıyorum kafamda. Tabii arabanın işte ağırlığıydı. Mesela en basit örneği arabanın plate'i bile farklı oluyor böyle dönüşlerde. Şu an benim aracımdaki mesela yatar plate dediğimiz sağa sola öne arkaya oynayan plate. Yani ben böyle dönüşler yaparken dorse ile beraber kasmaması için plate de yatıyor. Tabi dingillerimizin dönerli olması da bir avantaj. Tabi yükün yüksekliğini 4.40'a ayarlamak için dorseyi yine her zamanki gibi biraz alçakta sürüyoruz. Şimdi tabi kaldırımların üstüne çıkmamız gerekiyor. O yüzden biraz yavaş hareket ediyoruz. Şöyle komple tersten gelsem olur mu? Gel gel, hiç problem değil. Gel. Burada güzel. Çünkü dorseyi komple kaldırıma çıkarmak istemiyorum. Alçakta sürüyoruz ya. Tamam, problem değil. Gel. Şu serbest şu an. Aşağıda
bir bekle bir bekle. Aa çok güzel. Çok güzel bir yer var burada. Süper. Sanki Boğaz manzaralı arsa aldık gibi sevindik. Gargadel burada sağ tarafta yer var. O şey mi? Işıkların olduğu yer mi? Evet, ışık değil. Hemen burada. Bak gelecek. Şimdi geleceksin, göreceksin beni. Dur aşağı. Bak sağda burada yer var. Sona dön, arka arka gelirsin. Tamam, öyle yapacağım abi. Gidersin burada. Daha iyi yer yok. Vallahi bu geceki şansımız bu işte. Evet, evet. Evet, yer bulduk. Belçika'yı daha bitirdik. Fransa sınırına geldik. Burası Belçika-Fransa sınırı. Brûlis kapı dediğimiz yer. Yani bu Reims tarafına yakın Fransa'da. Yarın öğlenleyin buradan hareket edeceğiz. Türk eskort Kenan abi gelecek. Sabah erken kaldırmasın, 12'de gideceğiz diye. Camın önüne yazdıydım ama o yazıyı görmemiş. 9.30-10 gibi kaldırdı. Burada başka bir eskortla sohbet ediyorlar. Biz tek eskortuz. Takografımız öğlen 12'de doluyor. O yüzden onu bekliyoruz. 12'de hareket edeceğiz. Haydi çıkalım. Ağır yük taşırken HDHD dediğimiz bir mod var şanzımanda, onu kullanıyoruz. Dikkat ederseniz araba böyle sürekli hep yüksek devirlerde, böyle hep yüksek devirde vites değiştirir, devamlı yüksek devirde kullanır. Bu mod o işe yarıyor. Yani ağır yükte arabayı hiçbir zaman devirden düşürmemek için. Plastik koysunlar bir tarafa, sıkıntı yok. Evet. Normal değil ya. Normalde buradan gitmiyorduk. İleriden dönüyorduk. Hangi ilerden? Geçen buradan aşağıya gittik. Aşağıdan Göbek'ten sola döndük. Allah Allah. Kimler? Bu küpeli tek gözü şaşı olan kimdi? Nereden çıkardık ama? Ondan sonra bir çıkış daha boktan bir yer ya. Valla burada bu yolun sonundan aşağı indik. O bir göbek, büyük bir göbekten döndük. Sonra sol tarafa tekrar bağlandık falan. Benim videoları izleyen bir tane takipçim görmüş. O Erray'ını kurtarmak filminde bir mezarlık sahnesi varmış. Dedi ki abi orası değil mi dedi. Halbuki çok benziyor ama burası değil. Şu karşısı var ya. Ha, karşısı evet. Gelebilirsin kardeşim, gel. Ha, doğru, karşımız mezarlıkmış.
Koskocaman bir de hiç farkında değiliz. Ben de farkında değilim. Bu çocuk söylemesi var ya. Yani buradan belki de 10 defa geçtim. Yani ben... Hadi sen 10 sefer geçtin. Belki ben 100 defa geçtim. Şimdi mezarlık deyince şaşırdım. Mezarlık neredeymiş lan burada? Var şey ya. Aynen işte. Bunlar da yok da hani bizdeki şehit gibi. Askeri mezarlıkları. Gel gel. Burada büyük bir park var. Buradan mazot alacağız, depomuzu dolduracağız. Girsem döneriz değil mi çıkarken? Bakacağım, tamam. Dönersin, dönersin. Sıkıntı yok, dönersin. Şu ortadakine gidelim, gel. Oradan daha kolay çıkarsın. Sol tarafta da yine pembe panter, Atis Trans'ın arabaları var. Ulan bu arabalar da her videomda karşıma çıkıyorlar ha. Fransa'da pomponun otomatiği çalışsa zaten şaşardım. Buradan bu araba dönmez ha. Kumanda yapacağız. Sağa bakıyorum ben, sola değil. Sağa zaten sağa bak ya. Sol ben görüyorum, sola zaten çıkmaz da sağa çıkarsa çıkar. Devam et. Çevirme hemen. Düz gitme imkanı var mı? Yok, şeye çıkar yoksa. Kurtarmaz mı? Dingilleri. Kurtarmaz mı? Ya ilerle bir. Çok zor gibi, yavaş yavaş ilerleme. Sır bakalım. Devam et. Yavaş. Kurtarmıyor, olmuyor. Az bekle. Hayret lan, ben bunu kurtarır sandım. Normal. Burada kumandayla müdahale ediyoruz. Terse çevir dingileri, kurtarıyor o zaman. Stop. Devam et böyle. Burada bir püf noktayı anlatacağım. Volvo araçlarında isteğe bağlı, yani kendiniz opsiyon olarak sipariş etmezseniz aracın imdatını çektiğiniz zaman dorsenin tekerleri tutmaz. Bunun mesela ağır nakliyede bizim için avantajlı yanları var. Ama bazı durumlarda da kötü yanları da var. Ağır nakliyedeki avantajlı yanları şu. Şimdi mesela orada ben kumandayla müdahale edecektim. Başka marka bir araba olsa imdatı çektiğim zaman, yani şimdi olduğunuz yer her zaman düz olmayabilir. Yokuş aşağı yokuş yukarı olabilir. Yani ayağınız frendeyken veya imdat çekilirken, dorsenin lastiklerindeki imdat çekilirken sağa sola döndürmek daha zor. Çünkü devamlı araç kendini kasacak. Ama Volvo'da imdatı çektiğiniz zaman sadece çekiciyi tutuyor. Dorseyi serbest bıraktığı için arkayı istediğiniz gibi rahatlıkla döndürebiliyorsunuz. Bu bizim için bir avantaj. Mesela başka bir marka olsaydı, olduğum yerde ben imdatı çekmek yerine işte ayağım frende olacaktı. Freni biraz bırakacaktım. Araba kaymadan lastiği döndürmeye çalışacaktım. Veyahut da yerim müsaitse hemen inip arkada dorseye bağladığımız kırmızı sarı hortumlar var. Sarı hortumu çıkaracaktım ki rahat hareket etsin diye. Dediğim gibi bu işi yaparken avantaj. Ha, kötü tarafına gelelim. Kötü tarafı da şu. Bir gün Taşlıçay'da Ağrı'da karkış, böyle rampaya çıktım. İşte araba çıktı çıkamıyor falan. Neyse kaldı. Rampa yukarı kaldı. Durdum orada. Şimdi aşağı ineceğim. İmdatı çektim.
ayağımı frenden bıraktım, kapıyı açtım. Baktım araba yavaş yavaş kaymaya başladı. Yani arkadaki yükün ağırlığından dolayı dorseden doğru kaymaya başlamış. Çekicinin yani sonuçta lastik karda buzda kayıyor. Bu da bir dezavantaj oluyor tabii. Ha, onun çözümü var mı? Var tabii canım. Gizli imdatı çekersiniz, dorsenin imdatını çekersiniz vesaire. Şu sağda bir mavi otomobil duruyor. Az önce yolda da resimlerimizi çekti. Şimdi durdu orada resmimizi çekti. Burada da jandarmalar kontrol yapıyorlar. Sakin ol. Her şey yolundaymış gibi davran. Sanki çift eskort değil de tek eskortluk bir yükmüş gibi bir görünüm ver. Evet, çok güzel. Kenan abi bir şeylere daldı galiba gene. Eskortların bazılarında böyle çoğu zaman oluyor. Şimdi her zaman alışmışlar ya arabaların ağır gitmesine, tam böyle yol akıyor, yolunu buluyoruz. Ama bu sefer fark etmeden gaz kesmiş oluyorlar. Tabi son anda aynaya bakınca fark ediyorlar, birden uzuyorlar tabi. Hava da bayağı güzel. Küçük bir mola verdik. Buradan sonra bir saat daha gidip yatacağız. Çünkü o geçeceğimiz bir şehir var. Akşam 5'ten sonra yasak. Hadi bu ileriki şehir dediğim gibi yasak. Burada yatacağız. Yarın sabah çok erken saatlerde geçeceğiz. Arkası kurtarsın. Arka kurtarıyor mu? Bu şehirde bir Türk kebapçısı varmış. Kenan abi iftara bizi oraya götürecek. Dersen gidemeyiz ya. Buraya mı geleceğiz? Ha, buraya gideceğiz. Abi o manyak mı ya? John Philip öyle mi yaptı? Bilmiyorum John Philip. Deli lan abi biz. Konyalı bir abimizin yeriymiş burası da. Çaydır içmiyorsun ha? Uğur sigara iç. Ay güzel seçek. Ve tabii ki olmazsa olmaz çay. Yumurtaları geceden haşlıyorum. Böyle domatesi, salatalı, zeytinleri de böyle bir kaplara koyuyorum. Sahur hazır oluyor. O yasak olan şehri erkenden geçtik. Gün açmaya başladı. Hafiften bir yağmur yağmıştı gece. Havalar gene iyi gidiyor da sabahları tabii biraz serin oluyor. O yüzden hırkamızı giydik. Üşütmeyelim. Eski otobüsçüler de bu hırka olayı meşhurdur yani. Böyle sabaha karşı soğuk oldun mu gömleğin üstüne hırka giyerlerdi. Yani gerçi şimdikiler pek giymiyor. Beyaz gömlekle sürmeyi tercih ediyorlar.
Bir de firma politikası işte yani. Şimdi mesela o büyük firmalarda şoför onu yapamaz, bunu yapamaz, bilmem ne. Eskiden öyle miydi? O bir zaman bir ses turizmine gidiyoruz. Sabaha karşı böyle Merzifon'a gidiyoruz. Aynı böyle Ramazan ayıydı işte. Sahura durdu. Sahurdan sonra kalktık. Merzifon'a doğru yaklaşıyor böyle sabaha karşı. Şoför hemen arkadan şeyi getirtmişti, hırkasını. Bak onu da hatırlıyorum mesela. Yeşil bir 403'tü. Bugün günlerden cuma. Yaklaşık Bourg-en-Bresse taraflarına kadar gideceğiz. Orada bir 9 saat istirahat vereceğiz. Gece çıkacağız. Cumartesi sabahına kadar Montalimar'a, Donzere'ye, o taraflara bir yerlere inmeye çalışacağız. Ondan sonra da pazar akşamı çıkar, pazartesi sabahı limana ineriz. Şimdilik planlarımız bu yönde. Bu göbeği tersten dönüyoruz. Çünkü öteki taraftan dönüşü çok dar. Mümkün değil, dönemeyiz. Bazı göbekler böyle işte, yani bildiğimiz eskortların, daha doğrusu bildiği bazı göbekleri ileriden gidip kesiyorlar yolu, tersten dönüyoruz. Çünkü normal şekilde uzunlukta dönemeyiz. Doğanın temizliği arabanın çekişine bile etkiliyor, biliyor musunuz? Ben ona ilklerde anlam veremiyordum ama sonradan hani düşündükçe, çözdükçe, mesela temiz hava, temiz oksijen, yani sonuçta arabanın yakıtı da yanması için oksijen lazım. Yani bu bile arabanın çekişini o kadar etkiliyor ki, böyle yerlerde ben dikkat ediyorum mesela. Fransa'nın işte özellikle devlet yollarını kullandığımız için hep böyle köylerden, dağlardan, derelerden gidiyoruz. Hep böyle yeşillik, ağaçlık. Hani geçtiğimiz şehirler bile aha böyle köyler işte, küçük köyler. Yani buradaki temiz hava gerçekten arabanın çekişine bile etki yapıyor. Mesela bazen İstanbul'a gidiyoruz. Araba o kadar bir boğuk geliyor ki bana. Yani bunu hissediyorum yani. Diyorum ki araba böyle bir hantallık var yani. Çekmiyor araba. Ki buralarda yani bunu daha iyi anlıyorum. Bunun gibi bazı yerler var. Böyle kritik yerler var. Tam dönüş yaptığımız. Buradan mesela dönebilmek için karşı kaldırıma arabayı çıkartmamız gerekiyor. O mavi otomobilin olduğu yere. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii buradan dönüş yaparken arabayı tam makaslıyorsunuz. Bu sefer aynadan da dorsenin ucunu göremiyorsunuz. Sağ tarafta duvar var. Mesela o ayna yerine kameralı araçlar çıktı ya son dönemlerde. Onların mesela böyle yerlerde daha çok işe yarayacağını düşünüyorum. Çünkü bilmiyorum hani hepsinde aynı mıdır da, ben bir tek Mercedes'inkinde denk gelmiştim. Ona da bakmıştım. Dorsenin ucuna göre kendini ayarlıyordu benim bindiğim araba. Eğer öyle bir şey yaparsa mesela burada böyle benim gibi eğilmeye gerek kalmaz. Ki eğilsem de tam ucu göremiyorum. Ha tabii şöyle de bir şey var. Yani benim kendi görüşüm bu. Çok fazla her şeyin elektronik olmasına karşıyım. Öyle bazen bana da oluyor ya. Mesela işte aynı yolu kısa yüklerle gidiyorsun. İşte arabanın 19 metre, 20 metre falan dönüyorsun. Ya diyorsun, buradan hani biz böyle 26, 30 metre, 33 metre bu yüklerle buralardan nasıl döneriz diyorsun. Ondan sonra uzun yük yüklüyorsun. Dönüyor bir şekilde yani. Ama tabii her zaman demişimdir, yine diyorum. Buradaki en büyük rol dorselerimizin hidrolik sistemle dönüyor olması, gerektiği yerde kumandayla müdahale ediyor olabilmemiz. Kenan abi senle biz aynı yerden gidiyoruz. Arka arkaya gidiyoruz. Ben stres yapmıyorum. Sana ne oluyor? Doğru söylüyorum aslında ya. Ben deminden beri bakıyorum. Sağa sola devamlı küfür ediyorum. Burak seni Ömer abiyle şöyle bir grup konferans görüşmesi yaparken dedim bunu da yayınlayayım.
Malum çok merak edenler var. Vallahi denk gelmiyor işte. Ömer abi siz nereye gidiyorsunuz? He? Siz nereye gidiyorsunuz? Langerfeld mi öyle bir şey? Langerfeld. Evet. Köln'ün oraya. Evet. Neyse ben kapatıyorum ya, çok kafam ağrıdı. Her yer sesler birbirine karışıyor. Tamam. Sen bilin. Ben Ömer abi biraz kameraya aldım da şimdi. Hani dedim takipçileri merak ediyor, o yüzden görsünler sesini, duysunlar diye. Haber yok. Ama Ömer abi çaktı ya, dişi arıyor adamın, dişi arıyor. Ya tamam ama yani hayranları da sonuçta merak ediyorlar yani. Haliyle normal adamın da yani artık bir izleyici, hayran kitlesi var da artık. Tabii canım, Ömer Derice fan sayfası kurmuşlar. Bazen de tabii böyle güzel manzaralı yeşilli yerlerden gitmek de zevkli oluyor. Şöyle değişik açılardan da göstereyim dedim. İleride yatacağımız yere doğru yaklaşıyoruz. Orada yine bizim firmadan Adem abi var. O da limana iniyor. O Almanya tarafından geliyor. Onunla buluşacağız. İstirahati verip oradan onunla beraber devam edeceğiz. Adem abiye eskortluk yapan da yine Türk arkadaşımız Murat. Ordu Ünyeli Murat arkadaşımız. O da gelecek birazdan. Burada bir 9 saat istirahat vereceğiz. Yani gece saat 12-1 gibi falan çıkacağız. Sağa gir, ister sola gir. Canım nereye istiyorsan oraya gir. Ben de sola durayım bari de iki taraftan şey olmasın. Tamam. Adem abinin arabası da Volvo 540. Hem çift çeker hem de avare oluyor. Yani en arkadaki çift çeker istenildiği takdirde normal havaya kaldırılıyor, avare gibi. Adem abinin de 40 ton civarında bir yükü var. Toplam ağırlığı 70 ton. İftardı, makara kukaraydı, çaydı, kahveydi. Tabii uyumadık. Şimdi sabaha kadar uyuklaya uyuklaya yol gideceğiz. Hadi hayırlısı bakalım. Murat arkadaşımız da aynı Kenan abi gibi eskortluk yapıyor. Hatta o işe yeni başladı. Bu arabayı kendine aldı. Yani kendine çalışıyor. Kendi şirketi var. Çok değerli, sevdiğimiz bir arkadaşımızdır. Övmek gibi olmasın da. Ya da olsun ya. Övülecek adamı öveceksin. Çıkış yapıyoruz. Hatta kendisinin de bu videoda gördüğünüz gibi emeği fazladır. Dış çekimlerimizi o yaptı, sağ olsun. Bugün Montelimar'a kadar gideceğiz. Oradan limana ortalama 5-6 saatlik bir yolumuz kalıyor. Hafta sonu orada geçireceğiz. Kenan abi oradan ayrılacak. Bana başka bir eskort gelecek. Biliyorsunuz Fransa'da dediğim gibi bölge bölgeydi. Mesela Murat Montelimar'da oturuyor. O yüzden bu bölgeyi o götürüyor. İşte Kenan abi geri evine dönecek. O bölgede oturan başka bir eskort benim yanıma gelecek vesaire. Bunun gibi şeyler oluyor. Arkada bir araba olması gece mesela daha güzel. Arkadaki arabanın farları lastiklere vurduğu için ben de aynadan mesela direkt kaldırıma çıkıyor mu, taşa falan çıkıyor mu diye rahatça görebiliyorum. Sokak lambalarının mor olduğu yer Bourgogne-Julie şehri. Buranın da böyle bir yapısı var. Bu şehrin çoğu sokak lambası hep mor.
Ve Burgen Julien'in çıkışındaki %10 eğimli rampaya çıkıyoruz. Yani buraya şöyle örnek verebiliriz. Burayı Bolu Dağı gibi düşünebilirsiniz eski yoldan. Öyle bir eğimi var. Gece gece komşular mı rahatsız olur, çoluk çocuk muyu hiç. Ne biçim ses arkadaş ya. Evet, dış çekimler için Murat arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Zaten sabaha karşı da Montelimar'a varmış oluyoruz. Hafta sonunu burada geçireceğiz. Bu video da Montelimar'da bitecek. Bir de ona daha yakın ya burası. Bir şey olduğunda 5 dakikada burada yanımızda. Benzinlik açık mı? Şu an değil. Daha açık değil ama bütün gün açık. Banyo da var galiba burada. Ha? Banyo da var galiba. Banyo da var galiba. Ne var? Banyo, tuvalet var. Lan diyorum ki şu arabanın etrafını gezmeyeyim arkadaş. Vallahi gezmeyeyim. Gezdikçe bak bir şey görüyorum, böyle gözüme takılıyor. Neyse, Allah'tan vide kısaymış. At şuraya, lazım olur. Hafta sonu için kalacağımız yer güzel. Karşımızda benzinlik var, tuvaleti banyosu var. Burada marketimiz var. Murat da geldi, kullanma sularımızı doldurmaya gideceğiz. Özgür Medya. Tamam Mösyö, neredesin Mösyö? Hayır, sonra diyorsun ki yani. Al sana malzeme. Abi bak, stopu yakmış. Tamam, 13-14'ten kaç o? Bir anahtar yakmış. 16-17. He, 16-17. Motoru yakmış. Motoru yakmış. Hani, daha durman için ne yapacak sana? Ne yapmasını istiyorsun? Öksürmesi yeter mi? Benim arabam. Burada da white yazıyor. Bekleyin mi diyor? White, bekleyin diyor. Ha, bekle diyor yani. Sana bir mesaj. Fransa'da sevil bulduk. Abi yanında kutu var, kaldı ya. Ya da şu anda soğuk geliyor ya. Efendim, gelemedi mi? Gelemedi mi? Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Haftaya inşallah Türkiye'de, İstanbul'da buluşmak üzere diyelim. Burada yatıyoruz. Pazar akşamı buradan hareket edeceğiz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Murat bana şeyi sormuştu. Bu seslendirmeleri falan nasıl yapıyorsun diye de. Valla çok kolay. Böyle ilk önce bir çay, kahve veya sütlü Türk kahvesi de olabilir. Yapıyoruz. Ondan sonra telefonumuz mesela şu anda videoyu dönüştürüyor. Parça parça mesela bugünün videolarını koyuyoruz. Ondan sonra bakıyoruz, video bir yandan akıyor. Videoda eğer konuşma varsa müdahale etmiyorum. Hani bakıyorum. Kesilmesi gereken, çocuklara uygun olmayan yerler varsa kesiyorum. Yoksa aynı bu şekilde basıyorum, işte bu saniyelerde konuşmam gerekiyor. Bakıyorum, anlatıyorum, işte böyle. Ha, bunları mesela bir haftalık şeyi nasıl anlatıyorum? Şu mesela şu senin bana verdiğin şeyler var ya, kart vizitlerin var ya. Abi bunları ağır nakliye firmalarına dağıtırsın dediğin.
Ben de merak etme. Ben herkese, bütün tanıdıklarıma dağıtırım. Herkese veririm diye aldım ya senden. Bunların işte böyle şey yapıyorum. Şöyle arkalarına notlar alıyorum. İşte kimi zaman araba sürüşlerimi falan yazıyorum. Kimi zaman da video ile ilgili, mesela işte hangi tarihte neredeydik, ne oldu, anlatmamız gereken bir detay var mı falan diye böyle bunlara yazıyorum. Öyle anlatıyorum yani. Oluyor. Sıkıntı yok. Ah, bu da çok güzel ya.